Reisim be, güzel reisim be. Daha ne kadar böyle yapacağız ya? İnsaf ya, bize mola ver reisim ya. Mesai bitimine kadar durmak yok ulan. Siz geberseniz bile ruhunuz bu cezayı çekecek. Ama adaletim bu mu reis? Bu fille benim kilom aynı mı ki? Yani cezayı asıl ben çekiyorum baksana. Tamam ulan Gülşah. Sen Alper'i üç kere kaldır. Sen onu bir kere kaldır. Tamam reisim, şimdi bir yere gelin. Alo buyurun. Kötünün daire ve hakim takip bürosu. Alper Bey şu anda meşguller efendim. Telefon bana mı bağlı hanım? Bir dakika geliyorum. Hiçbir yere gelmiyorsun. İşine bak lan sen. Tamam efendim. Ben notunuzu kendisine ileteceğim. Arayan kimmiş bağlı hanım? Almanya'daki dayınız. Size para lazım mı diye soracakmış. Eğer ihtiyacınız varsa para gönderecekmiş. Ya reis, adamın 40 yılda bir para göndereceği tuttuğunu da sen mani oldun. İş mi şimdi bu yaptın? Zaten burada para kazanamıyoruz reis. Bari para kazanmamıza mani olma ya. Sonra ne oluyor lan? Sanki dayı parayı gönderecek de al yiyelim. Bunu Kürşat da yiyecek. Allah Allah. Kes hemen sesinizi. İçimden bir ses çok yakında büyük paralar kazanacağımızı söylüyor. Aa, içindeki ses Alper'le Kürşat'ı affet dese daha makbule geçecek ama. Kürşat'ın beyle görüşmek istiyorum. Görüşmek dediniz de aklıma geldi. Randevu almış mıydınız? Yok, almadım. İyi, almanıza da gerek yok zaten. Kötün gibi bey, şu masadaki bey olur. Kürtekin Bey. Evet. Birisinden tam 5 milyar lira alacağım var. Fakat ödemiyor. Baksın terbiyesizi. Eğer paramı tavsiye ederseniz %10'unu size vereceğim. 5 milyarın %10'u tam 10 milyar eder lan. 5 milyarın %10'u tam 100 bin Fransız doları yapar reis. Pardon, bu arkadaşlar? Ha, o arkadaşlar formda kalmak için kültür fizik yapıyorlar. Fizik olarak yani. Yoksa beyin olarak tıp şimdilik çaresiz. Ha, neyse, ben şimdi gitmek zorundayım. Tabii. Eğer paramı çabuk tavsiye ederseniz çok memnun olurum. Dolayısıyla sizi de çok memnun ederim. Vallahi siz hiç merak etmeyin. Müessesemiz son derece hızlı, şipşak, titiz ve sağlam çalışır. Şikayetlerinizi bize, memnuniyetinizi sağa sola anlasın. Okey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi güle güle, kapışırdı olayı. Tamam ulan bırakın. İşimiz var. Olur mu reis? Benim daha iki tane hakkım var. O beni bir kere kaldırdı. O zaman hak bana geçiyor reis. Onun da benim bir kere kaldırması lazım. Dur be yarabbim ya. Bir tane buradan eder 3 tane reis. Ya olmaz reis. Benim kaldırmanı, onun beni kaldırması lazım. Ya ben daha çok kaldıracağım. Lan! Lan! Sizin salaklığınızın bir sınırı yok mu lan? Yandan, ortadan, kenardan, alttan, üstten, oh. Kız terbiye, Karadeniz'de ördeklerimi battı, niye hiç konuşmuyor? Amanın kelle, altını üstünü elle. Hadi getir şu ördeği de şöyle güzel bir ördek sote yapıp da yiyelim terbiye. Afiye, ördek ciğerde pek güzel olur ha. Öyle deme ama Sabriye, kızın ciğeri yanıyordur şimdi. Tatile gidemedi diye tramplerden betona düşmüş gibi mi oldu? İnşallah bugün güzelce memnunuma bir gerdan kıracağım, bir göbekler atacağım. Belki tatil biletini benim alnıma yapıştırır. Ayol ne yalan söyleyeyim. Şu karı gitmesin de memnunum Hacı Gaffur'la tatile gitsin istedim. Demek ki tıkardım demişmiş oldum. Oh! Yallah yallah! Alo Zeynep, ha benim. Ne o içeri bir takım gürültüler geliyor, ne oluyor ya? Ha? Eğleniyor musunuz? İyi, tamam. Zeynep, ben biraz sonra geleceğim. Bir şey istiyor musun? Gelirken git ne getir? Kıyma istiyorsun, tamam alırım. Yo, ben kasap üstlerinden et ben almam. Almam ya, al. Ne yapayım canım, en güzel kuşbaşı mı yapıyorsa istemem, ayıp. Canım varsa biraz iri olsun kuşbaşı. Bir karga etinden yapsın. Ne? Karga kuş değil mi ya, Allah Allah? Hiç kesin ne yediğimizi biliriz. O kasap üstünün ne verdiğini biliyor musun sen? Adam işini bir bitiriyor, ortalık karnevan içinde kalıyor. Kuzu etini yiyoruz, koyun etini yiyoruz. Adamın parmaklarını yiyoruz belli değil. Ya merak etme, ben bulurum bir kasap getiririm ya sana. Ha? Yok, adam gelmedi. Gelmedi. Ama yani adamın her halinden böyle kötü işler yaptığı belli. Evet. Yani bir evet diyor. Senle ikimiz bir araya gelip hıyar desek bu kadar etkili olamayız Zeynep. Evet. Neyse canım, benden bırak cehenneme direkt. Tamam.
Hadi görüşürüz, tamam. Hadi güle güle. Hadi eğlencenize bakın, tamam, hadi güle güle. Hep benden bırak, cehenneme direkt. Aa, ondan mı uğraşacağım? Benden bırak, cehenneme direkt. Benden bırak, cehenneme direkt. Benden bırak, cehenneme direkt. Oh, hoş, bir yer mi aradınız? Bir yer aradığım yok, berbere. Ha, berber, tam isabet o zaman, ben berberim. Şimdi ben sana gösteririm tam isabeti. Tam isabet tam burası. Lan uyanık, bunu öyle bir patlatmışsın ki. Seçe sahte olmayanlarını ayırmışsın. Beni şu tutacaksınız, şeytan dürter derler. Şeytana ne gerek var lan? Ben en kral şeytandan daha iyi dürterim. Çabuk çık paraları. Hayır, çok özür dilerim. Bugün işler pek iyi gitmedi. Kasada para yok, bomboş. Yani bir de tanımıyormuş ayaklarını ekliyorsun ha? Niye, tanışıyor muyuz ki? Benim lan, ben. Paketini deldiğin adam. Aaa, siz şeysiniz o. Paketi unutan adamsınız siz. Ya. Eğer yürüttüklerini geri vermezsen ben Azrail'im aslanım, Azrail. Azrail. Azrail sizi görse kahkahadan ölür. Yalnız bu konuda Azrail değil ancak Metin Aral'a benziyorsunuz. Nişan da yerinde ama benim hiç keyfim yok. Yani demez valla benim sizin paranızı dokunmadım. Ayrıca paketten don falan almadım. Zaten çok şükür benim don olacak param var ya. Bırak lan bu ayakları. Paketin içinde para vardı, para. Aa, hani şu sizin baksanız sahte para var değil mi? Evet. En üstteki desene gerçek paraydı. Tam 200 milyon. Yedirir miyim lan ben o parayı sana? Diyelim ki yedin. Daha hazmetli işlemin gerçekleşemeden sezaryen alırım birdenler o parayı. Kardeşim ben şeyi anlamıyorum. O sahte paralarla gerçek paralar, o paketin içinde nasıl samimiyet kuruyorlar onu bulamıyorum. Randeval, millet geliriz mi? Üstteki desteden parayı alıp şöyle bir güneşe tutarsa... Ne olur? Ne olacağı var mı? Gerçek parayı güneşe tutarsan Atatürk büstüyle karşı karşıya kalırsın. Peki sizin paralarda ne var? Bizim paralarda Tansu Çiller'in vesikalığı var. Ama o ne ya? Lan salak mısın desin be? Biz paranın sahte olduğunu nereden anlayacağız? Ya değil mi? Nasıl salak bir şey yani olur mu? Bir şey diyorum. Yani bak vallahi de billahi de biz o paralara dokunmadık. Ayrıca bak geçen sefer geldiğinizde de söyledim. Yani burada kalmasın başına bir şey gelmesin diye ben paraları eve götürdüm ya. Bana bak aslanım. Benim sabrımı taşırma. İster eve götürmüş ol, ister ilk oturmuş ol. Önemli değil. Ben saydığım parayı bilirim. Ya bana paramı getirirsin, ya seni yarın Boğaz Köprüsü'nden aşağı atarım. Bir gün süren var, ona göre. Ayağını denk al. İsmail'e mi versem acaba? Yok canım, benim de başım yanar sonra. Neyse, parayla... parayla sigara yakma zevkini tadalım bari. Sahte parayla da hiç zevkli olmuyor bir canım. Ulan ne güzel hayallerim vardı be. Bu terbiyenin yaptığı da işteydi. Yani madem para çalacaksın, saygısını çalsa da kardeşim. Aa, böyle terbiyesizlik de görmedim Allah canını alsın. Yani bu ülkede hiç kimse görevini layıkıyla yapmıyor. Allah Allah. Adamlara bak ya. Vallahi helal. Sahiciz gibi yapmışlar. Hiçbir eksiği de yok. Helal olsun adamlar. Ama neye yarar? Hiçbir şeye yaramıyor ki. Az satılmaz, satsan satılmaz. Halbuki bu parayla Hacı Gaffur bakkallar piyasasından silecektim. Ulan memnun kaygısı da başı çıkılır mı be? Gene müşteri yok. Saat kaç oldu gelen giden yok. E tabi gelir mi şuraya bak, teraziye bak. Dükkanın ortalık yerinde böyle bir terazi. Sen orada durursan müşteri gelir mi bu dükkana? Şunu bir yerini değiştirelim bakalım da müşteri gelsin. Nerede görülmüş ya dükkanın ortalık yerinde terazi? Uğursuz terazi. Senin yerin burası.
He, bak seni oraya koyduk, şimdi müşterilere bak. Satmaya yetiştiremeyeceğim.